Ülkemizin gözbebeği 3. havalimanı hakkında bilmediğiniz ilginç bilgiler. İstanbul Yeni Havalimanı'nda 3 adet veri merkezi yani data center, 102 adet entegre sistem, 467 adet sunucu, 780 telekomünikasyon odası, 3257 adet kartlı geçiş noktası, 3267 uçuş bilgi monitörü, 4549 destek verilen bilgisayar, 9000 adet güvenlik kamerası olacak. Bunun yanında havalimanı bünyesinde 20 milyon GB'lık data alanı mevcut olacak. Yani ortalama bir şehirde bulunan 80.000 network portu kadar bir porta sahip olacak. Peki bu ne demek? Yani havalimanına döşenen fiber kablo uzunluğu ise İstanbul-Berlin arasındaki 1700 kilometreye eşit. Bunun yanı sıra İstanbul-Yeni Delhi arasındaki 4500 kilometre uzunluğunda bakır kablolama da havalimanının özellikleri arasında yer alıyor. İGA, havalimanı işletmesi tarafından kurulan İGA Bilişim, İstanbul-Yeni Havalimanı'nın tüm teknolojik altyapısını ve bilişim hizmetlerini sağlayacak. Bu hizmet dünya çapında alanında verilen en büyük hizmet niteliğinde olacak. Toplam 780 kişilik bir ekibiyle havalimanının altyapı, güvenlik, havacılık, iş uygulamaları ve yazılım geliştirme gibi 5 ana sisteminden sorumlu olacak olan İGA Bilişim, yerli mühendislerin geliştirdiği milli sistemleri kullanacak. %100 yerli ve milli kaynaklarıyla kurulan İGA Bilişim şirketi, İstanbul Yeni Havalimanı ile dünyanın en büyük havalimanının tasarım, kurulum, entegrasyon ve devreye alma işlemlerini gerçekleştirecek. İGA Bilişim, 100'ün üzerinde çalışan ve alt yüklenicilerle birlikte toplam 780 kişiden oluşan ekibiyle İstanbul Yeni Havalimanı'nın altyapı, güvenlik, havacılık ve iş uygulamaları ve yazılım geliştirme gibi 5 ana sisteminden sorumlu olacak. Mühendisler tarafından geliştirilen yolcuların daha kaliteli vakit geçirmesi için düşünülmüş hızlı geçiş sistemleri, ücretsiz internet, dinamik bekleme süreleri, bildirimleri, akıllı otopark sistemleri, yeni nesil sadakat yöntemi sistemleri, kayıp eşya yazılımı, apron kartı başvurusu gibi birçok konuda yardımcı olacak. İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili diğer çarpıcı bilgilere gelince yaklaşık olarak 150 milyon yolcu kapasitesi bulunuyor. Bunun yanında tamamlandığında yaklaşık olarak her pistte saatte 19 iniş veya kalkış yapılabilecek. Havalimanındaki apron kapasitesi ise 500 uçaktır. Günümüzün en büyük uçaklarından Airbus A380 ve Boeing 737-800 gibi uçakların iniş kalkışı mümkün olacak. Toplam olarak kaplatı alan ise 76.2 kilometre karedir. Metronun havalimanına 2020 yılında gelmesi beklenirken bağlantı yollarının inşası konusunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İşte yeni havalimanından basına yansıyan kareler.